Aşikar hale gelen bir diğer şey de şuydu. Bir iletişim sisteminin kapasitesini arttırmanın bir yolu daha vardı. Farklı sinyalleşme hareketlerinin sayısını artırabilirdik. Örneğin, telle iletişim sistemlerini test eden Melis ve Haluk çok geçmeden fark etmişti ki, atım türlerini çeşitlendirerek iletilerini daha hızlı gönderebilmeleri mümkündü. Mesela şiddetli, orta ve hafif atımlar olarak ya da telin gerginliğini değiştirmek suretiyle yüksek veya düşük frekanslı atımlar olarak. Thomas Edison bu fikri hayata geçirip Morse alfabesi sistemine uyguladı. Fikir, farklı kuvvetlerde sinyaller üretmek için zayıf ve güçlü pillerin bir arada kullanılması prensibine dayanıyordu. Ayrıca tıpkı Gauss ve Weber gibi o da çift yön kullandı. İleri veya geri akım artı iki farklı şiddet. Yani Edison'ın elinde şunlar vardı. Artı 3 volt, artı 1 volt, eksi 1 volt, eksi 3 volt. Bu dört farklı akım değeri alınıp gönderilebilen ileti sayısını yeni hatlara ihtiyaç duymaksızın büyük oranda artırdı. Böylece Western Union'ın tasarruf etmesini sağladı. 20. yüzyıla dek kullanılan bu sistem, dörtlü telgraf olarak adlandırıldı. Fakat sinyalleşme hareketlerinin sayısını artırınca, yine bir sorunla karşı karşıya kaldık. Örneğin, niçin tek bir vuruşla bin, hatta bir milyon voltaj seviyesi gönderemiyorduk? Tahmin edebileceğiniz üzere, çok hassas değişimler, alıcı tarafında güçlükler yaratıyordu. Ayrıca elektrik sistemlerinde bu değişimlerin çözünürlüğü, elektriksel gürültü yüzünden daima sınırlıdır. Herhangi bir elektrik hattına bir prop bağlar ve sonuca yeterince yakından bakarsanız, istenmeyen zayıf akımların her zaman var olduğunu görürsünüz. Bu ısı, jeomanyetik fırtınalar, hatta büyük patlamanın gecikmiş etkileri gibi doğal süreçlerin kaçınılmaz bir sonucudur. O yüzden sinyalleşme hareketleri arasındaki fark o kadar büyük olmalıdır ki gürültü bir sinyalleşme hareketinin türünü rastgele değiştirememelidir. Şimdi bir adım geri gidelim ve bu çok basit iki fikirden hareketle bir iletişim sisteminin kapasitesini tanımlayalım. Önce saniyede kaç sembol aktarılıyor? Yani sembol oranı nedir? Ki günümüzde buna kısaca Bad adını veriyoruz. Adını Emil Bad'dan alıyor. Ne diyelim. Saniyede ne sembol aktarımı. Ve ikinci olarak sembol başına kaç değişim kullanılıyor. Bunu bir semboller uzayı olarak düşünebiliriz. Her noktada kaç sembol seçeneğimiz var? Buna da S diyelim. Daha önce gördük. Bu parametreler olasılıklardan oluşan bir karar ağacı olarak düşünülebilir. Çünkü her sembol bir seçim olarak ele alınabilir. Dal sayısı da değişim sayısına bağlıdır ve n sembol sonra s üzeri n yaprağı olan bir ağaç oluşur. Bu ağaç üzerinde kat edilebilecek her yol bir iletiyi temsil ettiğinden yaprak sayısını ileti uzayının boyutu olarak düşünebiliriz. Gözümüzde kolaylıkla canlandırabiliriz. İleti uzayı, bu ağacın tabanının genişliğidir. Ve bu, ne kadar sembolle gönderilebilecek toplam ileti sayısını belirler. Örneğin, diyelim ki Melis, Halua iki atımlık bir ileti gönderiyor. Ve işletim sistemleri, şiddetli ve hafif atımlara müsaade ediyor. Bu, şu anlama gelir. Melis, Haluk'a muhtemel 4 iletiden birini gönderebilir. Ama eğer sistem şiddetli, orta ve hafif atımlara izin verirse, Melis, 2 atımla, eksi 3 üzeri 2 eşittir, eksi 9 iletiden birini yollayabilir. Atım sayısı 3'e çıktığında, olası ileti sayısı da 27'ye yükselir. Hatta Melis ve Haluk, bir kağıda yazılı iki harfli notlar paylaşacak olsa, Türk alfabesine göre, tek bir not, 29 üzeri 2 ihtimalden birini içerebilir. Bu da 841 olasılık demektir. Şunu anlamak çok önemli. Artık bu değişimler zincirine bir anlam yüklemek gibi bir maksat gütmüyoruz. Sadece kaç farklı iletinin gönderilebileceğini hesaplamaya çalışıyoruz. Sonuçta ortaya çıkan diziler, sayıları, isimleri, duyguları, müziği hatta asla anlayamayacağımız bir uzaylı alfabesini temsil ediyor olabilir. Artık iletişim sisteminin kapasitesini şöyle tanımlayabiliriz. Sistemin söylememize olanak tanıdığı şeylerin sayısı. Herhangi bir durumda tam olarak kaç farklı değişimin mümkün olduğunu bulmak için ileti uzayını kullanabiliriz. İşte bu basit ama şık fikir bilginin daha sonra nasıl tanımlanacağını belirledi. Bizi modern bilgi kuramına ulaştıran son adım işte buydu. Ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı.